Merhaba. Sizlerle bugün sağlık okuryazarlığı kavramı, anlamı ve sağlık okuryazarlık düzeyinin toplumda ya da sağlık personelinde nasıl ölçülebileceği ile ilgili bir sunum paylaşacağım. Öncelikle bu sunum sonunda sizlerin bu konuda kullanılabilecek ölçekleri, bu konuyla ilgili kavramları, tanımları kavrayabilmeniz ve sağlık okuryazarlığı konusunda temelde bir bilgi düzeyine ulaşmanız hedefleniyor. Tabii sağlık okuryazarlığı özellikle sağlık hizmetlerinde çok önemli bir başlık. O yüzden önemini açıklayabilir, bunu etkileyen faktörleri sıralayabilir ve ölçüm yöntemlerini özellikle Türkiye'de kullanılan öncelikli olmak üzere biraz söyleyebilir hale gelmenizi planlıyoruz. Sağlık okuryazarlığı nedir? Dünya Sağlık Örgütü sağlık okuryazarlığını bireylerin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, ulaştığı bilgiyi anlayabilmesi ve bu bilgiyi kendi sağlık düzeyini daha iyiye götürebilmek, aldığı tedaviyi çok daha doğru kullanabilmek için kullanması olarak tanımlanmakta. Ama tüm bu yetilere sahip olabilmek için gerekli bilişsel ve sosyal beceri kapasitesine de sahip olmanız gerekiyor. Daha önceki tanımlamalardan da hatırlayacağınız üzere aslında sağlık okuryazarlığı bir kültürdür. Belli bir kültür geliştirme sürecidir ve kişilerin sağlıkla ilgili bilgilerine ulaşabilmesi, anlayabilmesi, kullanabilmesi için de bu kültürle donanmış olması gereklidir. Daha kapsamlı tanımı ise sağlık okuryazarlığının sağlıklı olmayı sürdürme ve bu duruma katkıda bulunmayı sağlayan yollarla bireylerin bilgiye erişimi, anlama ve kullanma yeteneğiyle motivasyonunu belirleyen bilişsel ve sosyal beceriler olarak tanımlanmaktadır. Yani kişi kendisine verilen sağlık bilgisini ya da ulaştığı herhangi bir yerdeki sağlık bilgisini değerlendirebilmeli, anlayabilmeli ve hayata geçirebilmelidir. Tabii sağlık okuryazarlığı, sağlığın korunması ve sürdürülebilmesi için oluşturulmuş bir araçtır ve kültürlenme için kullanılmaktadır. Aslında tam olarak bir reçetesi ya da sağlık okuryazarlık düzeyini şu şekilde yükseltebilirsiniz diye tanımlanmış bir yolu olmaktan ziyade iletişimi, insanların bilgi ve anlama yeteneğini gündeme getirerek bu yetenekleri güçlendirmeyi de içeren karmaşık bir süreçtir. Tarihe baktığımızda sağlık okuryazarlığı ilk olarak 1974 yılında karşımıza çıkıyor. Simons tarafından sosyal politik olarak sağlık eğitimi kitabı da kullanılmıştır. İlk olarak sağlık okuryazarlığı deyimi. 1990'lı yıllarda insan sağlığı üzerine etkisinin büyük olacağı düşüncesiyle yeniden tartışılmaya başlanmıştır ve yeniden tanımlanmaya başlamıştır. Çünkü siz ne kadar üst düzey bir sağlık hizmeti sunarsanız sunun, sonuçta başka yerden edinilmiş olan bilgiler ya da sizin aktarabildiğiniz bilgi düzeyi insanların sağlığını belirlemektedir. 2000'li yıllarda konuya ilişkin araştırma ve uygulamalar yapılmaya başlanmıştır ve bu dönemdeki 2000'li yıllardan günümüze kadar da artarak devam etmiştir. Günümüzde bu konuyla ilgili sempozyumlar, konferanslar, eğitim materyalleri, eğitim programları hem halka hem sağlık personeline hem de politika yapıcılara yönelik bir takım gidilecek yollar tanımlanmıştır. Tabii günümüzde bazı konular çok önem taşıyor. Birincisi kendi hastalıklarını tanıyabilir hale getirmek gerekiyor bireyleri. Ve bulguları belirleyebilir, fark edebilir hale getirmek gerekiyor. Ve sonuç olarak da kendileri için doğru olduğunu düşündükleri en iyi sonucu ve doğru kararı almaları beklenmekte. Tabii sağlık hizmetlerinin etkinliği, etkililiği, kalitesi de sağlık hizmetleri alan bireylerin sağlıkları konusundaki verdikleri kararlarla ilgili. Sonuçta siz sunduğunuz herhangi bir sağlığı koruma yöntemini ya da sağlığı geliştirme yöntemini ya da reçete ettiğiniz bir ilacı karşınızdakine doğru mesajlarla kullanım yönünde aktive ederek, motive ederek iletmezseniz karşınızdaki birey de bunu yapmayacaktır. Eğer doğru kanallardan yapmaya karar verirseniz bu işi, doğru kararlar almalarını sağlarsanız bireylerin sağlıkla ilgili sonuçlara ulaşmak çok daha kolay olmaktadır. Böyle baktığımızda yani insanların sağlıklarını koruma ve geliştirme anlamıyla ya da tedavi ve rehabilitasyon için kullandığınız bir takım yönlendirmeleri konusunda doğru kararları aldırabildiğinizde sağlıklı yaşam yıllarının ve kalitesinin arttığını görmekteyiz. Tabii ki insanların kavrama, algılama ve karar verme süreçleri birbirinden farklı olacaktır.
Ama sağlık eşitsizliklerini gidermek istiyorsak, sunulan sağlık hizmetinden tüm bireylerin benzer şekillerde ve kendi sağlıklarını geliştirerek, koruyarak, daha ileriye götürerek, verdiğiniz tedaviyi uygun şekilde kullanarak devam edebilmeleri için gereklidir. Sağlık profesyonelleri için ve sağlık hizmeti alanları için sağlık okuryazarlığı ayrı ayrı önem taşımaktadır. Sağlık profesyonelleri için mesleki tatmin, doğru iletişim ve klinik becerileri kullanma anlamına gelmektedir. Çünkü bir hekimin ya da bir sağlık personelinin sunduğu hizmetten doyum sağlayabilmesi için bir sonuca ulaşması gerekmektedir. Kişiye sunduğunuz ya da önerdiğiniz önerilerin ya da tedavinin doğru kullanılıyor olması sizin de başarınızı ve ileride geleceğiniz noktada doyumunuzu etkileyecektir. Sağlık hizmeti alanları içinse anlaşılır olabilmek, karara katılımda daha fazla aktif rol alabilmek ve daha kaliteli sağlık hizmetlerinde yararlanabilmek amacına hizmet etmektedir. Tabii sağlıklı yaşam insanlar için imkansız değildir ve hepimiz aslında bütün zamanımızı ve çabamızı buna yönlendiriyoruz. Bütün sektörleri düşündüğünüzde aslında herkes sağlık için çalışmaktadır. İnsanların refahını, mutluluğunu ve sağlık düzeyini yükseltmek hepimizin birinci görevidir. Sağlık okuryazarlığının kapsamına baktığımızda da bu hedefe gidebilmek için tabii ki okuma, dinleme, analiz etme, karara katılma, karar verme ve hayata uygulama becerilerinin ya da uyarlama becerilerinin hep birlikte içinde olduğunu görüyoruz. Sağlık okuryazarlığının arka planı var tabii ki. Neden bizim sunduğumuz öneriler ya da tedaviler ya da kişilerin aldığı kararlar doğru olarak algılanamıyor ve doğru olarak uygulanamıyor? Çünkü bunun bir takım örnekleri var. İlaç kutularındaki bilgiyi kavrayamayabiliyorsunuz ya da kavrayamıyor kişiler. Tıbbi eğitim broşürleri, hekimlerin tedavi teşhise yönelik direktifleri, onay formları, sonuçta bütüncül sağlık hizmetlerine yaklaşma yeteneği aslında bunların tamamı sağlık okuryazarlığının arka planını oluşturuyor. Sizin anlattığınız tedavinin, verdiğiniz broşürlerin ne kadar algılandığı ya da hekimlerin teşhis tedaviye yönelik yapmaları söylenen önermelerinin ya da kendilerine hastaları araştırma amaçlı hastalara sundukları onay formları ne kadar anlaşılabildiğinin de tamamen o sağlık okuryazarlığı ilgisi var. Yine görsel okuryazarlık, yani siz sunduğunuz bir grafiğin ya da internette karşısına çıkan bir sağlık bilgisinin doğru algılanıp algılanmaması kişi tarafından, bilgisayar okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, yani doğru bilgiye ulaşma ihtimali ve bunu hayatına uygulama becerisi, sayısal okuryazarlık, örneğin beden kütle indeksinizi hesaplayın ve 30'un üzerindeyse obez olduğunuz için bunun için önlemler alın dediğinizde beden kütle indeksinin nasıl hesaplanması gerektiğini bilmesi de yine sağlık okuryazarlığın arka planıyla ilgili. Her zaman hatırlamamız gereken bir şey var. Sağlık okuryazarlığı sadece okuma yeteneği değil. Tabii sağlık okuryazarlığının etkileşim alanları var. Ortada sağlık okuryazarlığının olduğunu düşünürsek, sağlık sistemi, kültürel ve sosyal faktörler ve eğitim sisteminiz aslında bir toplumdaki sağlık okuryazarlığı düzeyini beraberce belirliyorlar. Çünkü sağlık sisteminde elde edilen beceriler ve alınan bilgi, eğitim sisteminde elde edilen becerilerle karmaştığı zaman, bir araya geldiği zaman, kültürel ve sosyal faktörlerin de etkisiyle sağlık çıktıları ortaya çıkmakta. Ve bu yapıyı akılda tutarak sağlık okuryazarlığının aslında hem eğitim düzeyinizle, hem sağlık sisteminizle, hem de toplumla beraber gelen kültürel ve sosyal faktörlerle belirlendiğini akılda tutmak gerek. Tabii sağlık okuryazarlığının bir takım boyutları var. Bunlardan bir tanesi fonksiyonel sağlık okuryazarlığı. Sağlık bilgilerini anlama ve kullanmaya yönelik okuma yazma becerilerine sahip olma olarak tanımlanıyor. İletişimsel sağlık okuryazarlığı, sağlık sunucularıyla iletişim kurabilme konusunda bilişsel becerilere sahip olma olarak tanımlanıyor. Ve en son eleştirel sağlık okuryazarlıkta ileri düzeyde bilişsel, sosyal becerilere ve eleştirel düşünebilme kabiliyetine sahip olmak üzere tanımlanmakta. Tabii sağlık okuryazarlığı kavramı başlı başına çok kolay tarif edilebilen ya da bir takım reçeteleri olmayan bir kavram. Çünkü bu kavramın içinde hem yetişkin eğitimi, okuma yazma öğreticileri, toplumsal örgütler,
Düşük sağlık okuryazarlığı riski taşıyan gruplar, sağlık çalışanları, eğitimciler, akademik toplum, ticari toplum, sağlık tesisleri, bunların tamamı bir araya gelerek bu kavram içinde değişik rollere sahip oluyorlar. Sağlık bireysel olarak sağlık okuryazarlık düzeyimizi ya da toplumsal olarak sağlık okuryazarlık düzeyini bir takım faktörler etkiliyor. Bunlardan üçü en önemlileri bireysel özelliklerimiz, sağlık personelimizin yapısı ve sağlık sistemimiz. Bireysel özellikler dediğimizde okuryazarlık becerileri en önemli belirleyicilerden bir tanesi. Kişiler okuryazar olduklarında sağlık okuryazarlığı düzeyleri etkilenebiliyor. Ama okuryazarlık düzeyi ile birebir eğitim düzeyinin ya da öğrenim düzeyinin ilişkili olmadığını gösteren yayınlarımız da var. Sağlık bilgisi, demografik kültür, yani kendisinin yetiştiği ortamla ilgili kültürlenmesi, deneyimleri, gelir düzeyi, çalışma durumu ve yaşı sağlık okuryazarlığını etkileyen bireysel özellikler. Sağlık hizmeti ve sağlık personeli açısından etkileyen faktörler ise sağlık personelinin iletişim becerileri, ki bununla ilgili sunumlar da olacak bu serinin içinde. Sağlık bilgisinin karmaşıklığı ve yenilik düzeyi, ne kadar karmaşıksa sağlık okuryazarlığına aslında o kadar fazla ihtiyacınız var. Sağlık bilgi ve hizmetlerinin kültürel ve dilsel uygunluğu, bilgi sunma kanalları ve mevcut halk sağlığı altyapısı sağlık hizmeti ve sağlık personeli açısından etkileyen faktörler. Sağlık uzmanlarının aslında birçoğu eğitim ve iş geçmişlerinin sonucu olarak uzmanlık gördükleri alanın, dilin ve tıbbın ve epidemiyolojinin aslında kültürüyle kültürlenmiş durumdalar. Bu durumda da sağlık personeli aslında halkın düzeyine inerek verdiği kendi kafasındaki mesajı onlarda oluşturma konusunda bir takım sınırlamalar içindeler. Halk ile iletişimimiz aslında bizim geçmiş deneyimlerimiz, öğrenimimiz ve eğitimimiz sırasında sağlık personeli olarak öğrendiğimiz bir takım kriterlerle ve bir takım terminolojiyle sınırlanabiliyor. Halbuki sağlık okuryazarlığında kişinin anlayabileceği ve algılayabileceği şekilde açık bir dil kullanmak gerekiyor. Sağlık okuryazarlığı dediğim gibi sağlığın korunması, geliştirilmesi ve tedavi ve rehabilitasyonun daha iyi sonuçlar verebilmesi için bireysel ve toplumsal düzeyde geliştirilmesi gereken bir kavram. Peki sağlık okuryazarlığının düzeyini ölçebilir miyiz kişilerde ya da toplumlarda? Tabii ki sağlık okuryazarlığını ölçmekle ilgili tartışmalar sürmekte ve ortak bir görüş de henüz dünyada yok. Yani şu seçeneği, şu ölçeği uygularsanız ya da böyle bir test yaparsanız ya da şu soruları sorarsanız bireysel ya da toplumsal sağlık okuryazarlığı düzeyini bulma şansınız var gibi ortak bir görüşe henüz ulaşabilmiş değiliz. Çünkü sağlık okuryazarlığı bireyin kendi çevresiyle karşılıklı etkileşim içinde çok boyutlu ve aslında karmaşık bir yapı. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin tespitinde tabii kullanılan çok değişik ölçekler var. Yüksek eğitimli kişilerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğunu düşünmek aslında yanlış bir algılama. Çünkü bireylerin sağlık okuryazarlığı seviyesi aslında temel olarak ya da birincil olarak ya da tek başına kişilerin eğitim düzeyiyle alakalı değil. Tabii sağlık okuryazarlığının ölçülmesi için kullanılabilecek böyle karmaşık ve kapsamlı bir şey ölçmeye çalıştığımız için pek çok test var. Değişik toplumlarda kullanılmış testler, ölçekler mevcut. Burada gördüğünüz tıpta yetişkin okuryazarlığın hızlı ölçüm testleri, yetişkinlerde işlevsel sağlık okuryazarlık testleri, geniş kapsamlı başarı testi, en yeni hayati işaret testi ya da sağlık aktiviteleri okuryazarlık testi, elektronik sağlık okuryazarlık testi ya da hastalıklara özel sağlık okuryazarlık testi gibi hastalara, sağlık personeline ya da genel topluma yönelik sağlık okuryazarlık düzeyini ölçmek için pek çok test mevcut. İçinde bulunduğumuz Avrupa Birliği ya da Avrupa bölgesinde özellikle Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Projesi yürütülmüş durumda 2009 ve 2012 yılları arasında. Bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmiş ve ortaya konmuş 47 soruyla sağlık süreçlerinde 3 alan, yani hastalıktan korunma, sağlığın iyileştirilmesi, sağlık hizmeti sunumu ve bilgiyi işleme süreçlerinde 4 alan, ki bunlar erişim, anlama, değerlendirme ve uygulama üzerinden sağlık okuryazarlık düzeyini ölçen bir anket geliştirilmiştir. 2011 yılında
sağlığın geliştirilmesi için araştırma enstitüsü tarafından Avrupa'nın 8 ülkesinde Almanya, Hollanda, Avusturya, İspanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya'da denenmiş ve değişik dillerde yaklaşık 8000 Avrupa vatandaşına ulaşılarak ve uygulanarak yürütülmüş bir sağlık okuryazarlığı çalışmasında kullanılan ortak bir anket geliştirilmiştir. Çok farklı sosyodemografik özellikleri ve sağlık sistemleri olan değişik Avrupa ülkelerinde hem uygulanabilirliği hem de iç geçerliği kanıtlanmış bir ankettir. Türkiye'de az önce bahsettiğim sağlık okuryazarlığı anketinin Türkiye için geçerliliği ve güvenilirliği test edilerek Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği, yani TSOE 32 diye kısalttığımız Türkiye için yerel düzeyde denenmiş bir ölçeğimiz bulunmaktadır. Ve bu ölçekle hem şimdiye kadar bir ön çalışmalar tamamlanmış hem de Adnan Menderes Üniversitesi tarafından geçerlik ve güvenilirliği test edilmiş olan bu ölçekle yine ülke çapında yürütülmek üzere bir araştırma planlanmaktadır. Çok teşekkür ederim.